أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Efendim, kıymetli izleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki sohbetimizde vicdan konusunu biraz ele alacağız. İnsanın fıtratı olan vicdandan, bizim isimlendirmemizle, buradaki isimlendirmemizle insanların fabrika ayarı olan vicdandan bahsedeceğiz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un birkaç yerinde, özellikle 19. mektup ve 19. sözde Rabbimizi bize tarif eden 3 külli muariften bahseder. 3 büyük tarif ediciden bahseder. Bunlardan bir tanesi kainat kitabıdır. Diğeri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam olarak ifade eder ve izah eder. Üçüncüsü de Kur'an-ı Azimüşşan'dır diye ifade eder. Ancak Mesnevi Nuriye'de ki nokta risalesinde buna bir dördüncüyü ilave eder ve şöyle der. Dördüncü bürhan vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişuurdur. İnsanlığın vicdanı denilen zişuurların fıtratıdır, yaratılışıdır ya da fabrika ayarı dediğimiz şeydir diye bir dördüncü ilave eder. Evet, bununla ilgili olarak Üstad Hazretleri sadece vicdan meselesini Rabbimizi bize tarif etmekle sınırlı da tutmaz. Bunun yanında mesela kader meselesinde kader için hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir der. Kadere imanında aslında vicdani bir mesele olduğundan bahseder. Ve yine hemen arkasından cüz-i ihtiyarı ile ilgili meselede herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. Yani o cüz-i iradeyi hisseder. O ihtiyarın, o iradenin vücudunu vicdanen bilir demek suretiyle de daha geniş alanda, daha geniş alanda yine vicdanın efendim hem Allah'ın varlığı ve birliğine delil olma noktasında hem de imanın diğer rükünlerine efendim delil olma noktasında açılımı genişletir. Yine efendim İşaratul İcaz'da Üstad Hazretleri bir yerde imanın tarifini yaparken Sa'd-ı Taftazani Hazretleri'nin tefsirinden aldığı bir tarif vardır. Orada o tarife göre imanın tarifi şöyle yapılır. Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur der iman. Üstad bunun üzerinden der ki öyleyse iman şems-i ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır diye ifade eder. Yine imanın temelinde de vicdani bir mesele olarak onu zikreder. Yine vicdanla alakalı olarak Üstad Hazretleri Bakara suresinin 7. ayetinde o kalpleri mühürlenmiş olan Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim ila ahiril ayet ayetini tefsir ederken şöyle bir mukadder soruya cevap verir ve orada der ki bu ayette kalbin sem ve basara takdimindeki hikmet nedir? Niye öncelikle kalbin mühürlenmesinden, sonra efendim işitmenin mühürlenmesinden, sonra da görme hissinin mühürlenmesinden bahsedilmiş. Kalbin başa alınmasının hikmetini anlatırken diyor ki, en evvel saniyi arayan ve isteyen ve saniyin vücudunu, en evvel yaratıcıyı arayan, isteyen ve yaratıcının varlığını, vücudunu delailiyle ilan eden kalp ile vicdandır. Yine Allah'ın birliğine
delil getirme noktasında yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri bizi vicdanla buluşturur, vicdanla konuşturur, vicdanla efendim bir tartıya getirir bu meselelerde. Yine 29. sözün medarlarda Üstad Hazretleri 8. medarda şöyle bir ifade kullanır. İnsanın insanın fıtrat-ı zişuru olan vicdanı saadet-i ebediye bakar gösterir. Haşir ve ahiret meselesine de vicdanın bir delil olduğunu ve şöyle ifade eder. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacını yerini dolduramaz. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Demek bu vicdani olan incizap ve cezbe bir gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir diye yine vicdanın aslında insanın o fabrika ayarı olan vicdanın insanın Allah'a olan bağlılığını, Allah'ın varlığını ve birliğini gösterdiği gibi ahiret inancının da delili olduğunu, ebedi hayatın varlığının da bir delili olduğunu bize ifade eder. Böylelikle burada bahsettiğimiz şekliyle yani sadece Allah'ın varlığının ve birliğinin bir dördüncü delili olarak değil, aynı zamanda imanı bütününün bir efendim makesi, diğer tarafta ahiret için aynı durum söz konusu olduğunu da görürüz. Yine kader meselesinde de kader meselesinin hali ve vicdani bir mesele olduğunu bize ifade eder. Şimdi Nokta Risalesinde Mesnevi Nuriye'de bu dördüncü bürhan olarak ifade edilen kısımdan devam edelim inşallah. Dördüncü bürhan vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişuurdur. Şu bürhanda dört nükteyi nazarı dikkate al. Evet, Allah'ın varlığının, birliğinin dördüncü bir delili vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişuurdur. Birincisi, bu dört nükteden birincisi, fıtrat yalan söylemez. Mesela bir çekirdekteki meyalan-ı nümu der ki, bir çekirdekte bulunan o neşv-i nema bulunma potansiyeli der ki, sümbürleneceğim, meyve vereceğim. Doğru söyler. Yerini ve zamanını bulduğu zaman, şartlar hazır olduğunda o tohum çatlar, içerisinden bir efendim filiz çıkar, o büyür, bir çiçek olur, bir ağaç olur vesaire. Mesela yumurtada bir meyelan hayat var. Yumurtada bir hayat meyli var. Canlanma, canlı olma meyli var. Der, piliç olacağım, biiznillah olur. Doğru söyler. Mesela bir avuç su incimat ile meyelan intisabı der, fazla yer tutacağım, metin demir onu yalan çıkarmaz, sözünün doğruluğu demiri parçalar. Malumunuz suyun en hacimce en az ve özgül ağırlıkça en fazla olduğu nokta artı 4 derecedir. Artı 4 derecenin üstü ve altında su genişlemeye başlar. İşte eksi 5, 10, 20, 30'a doğru gittikçe de o buz daha fazla hacim istediği zaman dolayısıyla üzerindeki demir kapta olsa parçalar. Dolayısıyla onun fıtratında o özelliği vardır. Onu
şey ettiği zaman o fıtrat onu gerçekleştirir. Evet, metin demir onu yalan çıkarmaz, sözünün doğruluğu demiri parçalar. İşte şu meyelanlar, aslında şu potansiyeller, kendisinde var olan bu özellikler, irade-i ilahiyeden gelen evamiri tekviniyenin tecellileridir. Evet, malumunuz zaman zaman sohbetlerde bu konuya da değiniyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen, efendim, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen tekvini emirleri de vardır. Biz bunlara sünnetullah, adetullah, günümüz efendim belki felsefesinin ya da biliminin ortaya koyduğu tabiat kanunları, tırnak içinde söyleyelim, denilen şeyler aslında Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen tekvini, kevni, kainata ait emirlerdir. Yani su donunca efendim genişlenir, efendim işte ısınınca buharlaşır vesaire, kaynar ya da buharlaşır gibi emirler, aslında bunlar da Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen tekvini emirlerdir. Ve bu olayların meydana gelmesi de aslında irade-i ilahiyeden gelen evamiri tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. İkincisi, beşerin havasul hamse-i zahire ve batınadan başka, insanın zahiri ve batini beş duyusundan başka, alemi gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Yani insanoğlu aslında sadece beş tane zahiri ve batini duygudan ibaret değil, insanın alemi gayba karşı açılan pek çok pencereleri var diyor usta. Gayri meşhur pek çok hisleri vardır ki, yani insanın şuuri olmayan, kendi şuuruyla yaptığı işler dışında pek çok hisleri var. Hissi samia, basıra, zayika olduğu gibi, yani insanın işitme, görme, tat alma duyguları olduğu gibi, bir hissi sadise-i sadıka olan saika vardır. Bir altıncı his olarak da efendim bir yere doğru sevk, ki bugünün yine biliminin çok yanlış bir ifadeyle içgüdü ya da işte eski Osmanlıca'da sevki tabi dedikleri bir şey. Halbuki o sevki tabi değil, sevki fıtridir, fıtratta olan bir şey. Evet, işte böyle bir altıncı his vardır. Hem bir hissi sabiay barika olan şaika var. Bir yedinci olarak da ifade edilebilecek, yani ince yedinci bir his olarak ifade edilebilecek bir de şaika. Yani şevk dediğimiz olay bu da. Bir şeyi severek, isteyerek yapmak, o şevk vardır. Bir şaika vardır. O sevk ve şevk, yani o bir yere doğru sevk olunma, bir yere, bir şeye doğru bir şevk hissetme, yalan söylemez, yanlış gidemez. Onlar da fıtri olan duygulardır ve dolayısıyla yalan söylemez ve insanı yanlış bir yere sevk etmez. Üçüncüsü, mevhum bir şey hakikati hariciye mebda olamaz. Yani mahiyeti bilinmeyen bir şey dış dünyamızda efendim varlığı olan bir şeyin kaynağı olamaz. Fıtrat ve vicdanda noktay istinad ile noktay istimdat iki hakikati zaruriyedir. Yani insanın yaratılışında, fabrika ayarlarında insanın bir dayanak noktasına ihtiyacı var. Bir medet isteyeceği bir yere ihtiyacı var. Fıtrat-ı zişur dedik, insanın fabrika ayarları dedik. Cenab-ı Hak
insanı yaratırken arzuları, istidat, efendim istekleri, talepleri çok ama ömrü kısa, iradesi kısadır. İşte bu fıtratta yaratılan, böyle kısa bir ömürde dünyada kalacak olan insan, bu ihtiyaçlarını kendi cüzi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi kabiliyetleriyle çözemediği için insanlığın, insanoğlunun bir noktay istinada ihtiyacı var. Bir dayanak noktasına ihtiyacı var. Bir noktay istimdada, başı sıkıştığında medet isteyeceği, yardım edeceği bir istimdat noktasına ihtiyacı var. İşte bunlar diyor Bediüzzaman Hazretleri, iki hakikat zaruriyedir. Zaruri olan iki hakikattır insan oğlunda, insanın yaratılışında. Hilkatin saffeti, en mükerremi olan ruhu beşer, insanın yaratılışında o saffet ve mükerrem oluşundaki o insanın ruhu, o iki nokta olmazsa, yani bir noktayı istinadı ve bir noktayı istimdadı ruhun bu bu iki noktası olmazsa, en süfli, en berbat bir mahluk olur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Evet, yani vermek istemeseydi, istemek vermezdi diye bir dustur var Risale-i Nur'da geçen. İşte bu sırrala ilişkilendirdiğimiz zaman, efendim, insanoğlunun fıtratında, insan ruhunun bir noktayı istinada ve noktayı istimdada ihtiyacı varsa, mutlaka Allah onun karşılığını vermiştir. Ki bunun en büyük delili de kainattaki hikmet. Hiçbir şeyin abes olarak yaratılmamış olması, karşılıksız olmaması. İşte mide vermiş, midenin ihtiyacı olan matmuatı, nimetleri vermiş. Efendim, ebedi yaşama arzusu vermiş, ahireti halk etmiş. Bu kainattaki hikmetin, nizamın ve kemalin bir gereğidir. Eğer zaten bunlar olmazsa, o zaman hikmetsizlik olur. O zaman nizam ve intizam bozulur ve efendim o kemal efendim abesiyete inkılap eder. Dördüncüsü, bu vicdanla ilgili olarak, vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişurla ilgili olarak, akıl tatili eşkal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan saniyi unutmaz. Akıl düşünmezse, düşünmeyi tatil etse de, efendim, o nazarını, bakışını ihmal etse de, vicdan yaratıcısını unutmaz. Kendi nefsini inkar etse de onu görür. Kendini inkar etse de yaratıcıyı görür. Onu düşünür, ona müteveccihtir. Hats ki şimşek gibi bir sürat-i intikaldır, daima onu tahrik eder. Yani her zaman düşündüğünde sani yaratıcıyı aklına getirir. Çünkü efendim bu mahlukatı görüp, kabul edip yaratıcısını reddetmek aklın ve vicdanın kârı olamaz. Akıl tatil eşkalde ise vicdan onun olmamasını kabul etmez. Evet. Hadsin muzafı olan ilham onun da onu daima tenvir eder. İlhamlar yoluyla da olsa onu daima tenvir eder. Meyelanın muzafı olan arzu ve onun muzafı olan iştiyak, yani hep böyle daha aşırısı olan iştiyak ve onun muzafı olan aşk-ı ilahi onu daima marifet-i zülcelale sevk eder. Şu fıtrattaki incizap ve cezbe
bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyledir. Vicdanın akıl sınırlarında aşan bir özelliği vardır ki onun için o saniyi unutmaz ve sürekli bir şekilde onu efendim ilham vasıtasıyla arzu olarak, iştiyak olarak ve aşk olarak onu sürekli daima marifet-i zülcelale insanı sevk eder, insanın vicdanı. Bu nükteleri bildikten sonra şu bürhan-ı enfisi olan vicdana müracaat et. Yani bir afaki olan Allah'ın varlığını ve birliğini bize gösteren ki efendim ilk üç olarak saydığımız kainat kitabı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Azimüşşan, bunlar afaki olan deliller ama vicdan dediğimiz şey ise enfüsi, bizimle ilgili olan, dahili olan bir durumumuzdur. Bizim çünkü bahsettiğimiz gibi fabrika ayarımızdır. Göreceksin ki kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi kalp bedene kanı pompalamakla o ab hayatı yaydığı gibi kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i sanidir ki yine kalpteki o hayatın merkezi olan Allah'ı bilmek, tanımaktır ki istidadat-ı gayri mahdude-i insaniye ile müteşabih olan amal ve müyulu müteşabiyeye neşri hayat eder. Nasıl ki kalp efendim ab-ı hayat olan kanı bütün vücudun her tarafına dağıtmak suretiyle vücudu hayattar tutmaya bir vesile ise kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i sanidir ki Allah'ı bilmektir ki istidadat-ı gayri mahdudiye-i insaniyeyle mütenasip insanın sınırsız olan o kabiliyetleriyle uyumlu olan amal ve müyulu müteşabihe. Evet, insanın o çeşitli çeşitli arzu ve isteklerine neşri hayat eder. Az önce de bahsettiğimiz gibi insan meyilleri, arzuları, istekleri çok ama iradesi cüzi. Ebedi istiyor, hayatı kısa. Dolayısıyla işte kalpteki o ukde-i hayatiye olan marifet-i sani sayesinde ne yapıyor? O insandaki gayri mahdude olan, sınırsız olan, istidatlarla uyumlu olan amel ve çeşitli meyilleri, arzuları ve istekleri o efendim vicdan vasıtasıyla ya da kalpteki o ukde-i hayatiye vasıtasıyla neşri hayat eder. Lezzeti içine atar ve kıymet verir ve bast ve temdid eder. Evet, oraya alır. Şimdi işte bakın bir noktayı istimdat ve noktayı istinat. İşte noktayı istimdat ve kavga müzahmetin meydanı olan dağdaya hayata hücum gösteren alemin binlerce musibet ve müzahmelerine karşı yegane noktayı istinat yine marifet-i sanidir. İnsan günlük hayatta çokça sıkıntılar, problemler, efendim musibetler yaşar. İşte bütün bu sıkıntılara karşı tek dayanak noktamız yine Allah'ı bilmektir. Çünkü biz biliyoruz ki O her şeye kadirdir. Ve huve ala kulli şeyin kadirdir. Dolayısıyla bizim beceremediğimiz ve başaramadığımızı ondan istemek o noktada bize önemli bir noktayı istinattır. Evet, her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir sani hakime ittikad etmezse, her şeyi bir hikmetle, intizamla yapan hakim bir yaratıcıya itikad etmezse, ve alel amya, yani böyle körler gibi kör tesadüflere havale edilse ve o beliyata karşı elinde kudretin adem-i kifayetini düşünse,
meydana gelen olaylar karşısında kendi yetersizliğini düşünse, ister istemez tevahuş, dehşet, telaş, havftan mürekkep, korkudan oluşan bir haleti cehennem numun, cehennemi bir halet ve ciğer şife, ciğeri parçalayan bir halete, bir vaziyete düşecektir. Düşününüz, başınızda bir sıkıntı var, siz o sıkıntıyı gideremiyorsunuz ve böyle bir inancınız ve imanınız yok. İşte ne olur? Kalbi parçalayan ve efendim diğer taraftan insanı adeta cehennemi bir halete sokan bir korkunun, telaşın, dehşetin içerisine iter. O ise eşref ve ahsen-i mahlukat olan ruhu insaniyetin her şeyden ziyade perişan olduğunu istilzam eder. O da insan ruhunun her şeyden daha perişan olmasını gerektirir. O ise intizam-ı kamil-i kainattaki nizam-ı ekmele zıt olur. Evet, o da Cenab-ı Hakk'ın eşref-i mahlukat olarak yarattığı, halife-i arz olarak yarattığı insanın fabrika ayarlarına zıt oluyor. Bakın dikkat ederseniz hep bir Müslim'den, hep insandaki o fabrika ayarları üzerinden gidiyoruz. Arkasından efendim günaha girmiş, fabrika ayarlarını bozmuş, Allah'a isyan noktasına gelmiş olan insanın durumu zaten yukarıda dediği gibi efendim cehennemi bir halet ve ciğeri parçalayan bir korku ve dehşet durumudur aslında. Evet. Şu noktay istimdat ve noktay istinat ile işte marifet-i sani dediğimiz, Allah'ı bilmek ve tanımak dediğimiz medet noktası ve dayanak noktası ile bu derece nizam-ı alemde hüküm fermalık, hakikat-ı nefsül emriyenin hassa-i münhasırası olduğu için, yani aslında gerçekteki o hakikat-ı nefsül emirdeki o oradaki hakikatin onun özellik, ona has bir özellik olduğu için her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan, ki efendim noktayı istimdat ve noktayı istinattan Sani-i Zülcelal'in marifetine kalbi beşere daima tecelli ettirir. Akıl gözünü kapasa da, akıl düşünmezse ve kabul etmezse de vicdanın gözü daima açıktır. Evet. Dolayısıyla bizim yine Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da ifade etmiş olduğu, kim uyanık vicdanını dinlerse, yani çünkü akıl tahtili eşgal edebilir, akıl gözünü kapayabilir ama vicdanın gözü daima açıktır. Onun için kim diyor onu uyanık vicdanını dinlerse ona mutlaka efendim hakka, hakikate doğru götürecektir. Onun için Üstad Hazretleri vicdanı beşer denilen fıtratı, zişuuru da insanın o fabrika ayarlarında Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine, kadere, haşre ve imanın sair erkanlarına da yine bir delil olarak bize sunuyor ve üzerinde belki en çok durulan nokta noktayı istinat ve noktayı istimdat. Çünkü bu olmadığı zaman insanın bütün dünyadaki efendim şeyleri, adeta huzur kaleleri yıkılır ve bu az önce yukarıda bahsedilen efendim o dehşeti, o vahşeti hissetmeme noktasında o noktayı istimdat ve istinat efendim bize büyük bir kapı açıyor ve insanın o eşref-i mahlukat olmasının, Allah'ın kendisine vermiş olduğu o kabiliyetlere karşılık, onların karşılığının da Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisiyle gerçekleştiğini göstermek suretiyle bizi
o vicdan dediğimiz fıtrat-ı zişuur üzerinden de hareket etmeye teşvik ediyor. Hatta akıl taatiyle eşgal etse de vicdanın daima gözünün açık olduğunu ve bizi hakikate ulaştıracağını da ifade ediyor. Efendim hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.